Türkiye'de yerli teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla hazırladığımız ve her hafta ekranlarınıza getirdiğimiz canlı yayınlarımızdan yeni birisiyle daha karşınızdayız. Bugün daha önceden de duyurduğumuz gibi çok ilginç bir gelişmeyi mercek altına alacağız. Türkiye'nin ilk Instagram dizisi. Yanımızda dizinin yapımcısı Sayın Burçak Ilıman var. Hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi yavaş yavaş hemen konuya girelim. Çok ilginç bir konu çünkü. Daha önce de hani Türkiye'de hatta dünyada örneğini görmediğimiz bir konu. Başlayalım bir kere, bu fikir nereden çıktı? Ondan sonra bakacağız bu Instagram dizisi nasıl bir şeydi diye. Kimden çıktı bu fikir bakalım? Aslında dünyanın ilk Instagram dizisi demeyelim, ilk Instagram korku dizisi. Bunu yapmayı deneyenler daha önce olmuş ama çok muvaffak olamamışlar. Bizim aldığımız tepki inanılmaz. İlk teaser'ımızı 2 gün önce yayınladık ve en az 150 dijital mecrada haber olduk. Ajanslar bizden bahsediyor ve tabii ben çok mutlulukla şu an söyleyebilirim ki ilk defa size bir açıklama yapacağız. Bütün dünyada ilk defa. Bugün de İngilizce basın bültenlerimiz yayınlandı ve teaserımız da İngilizce'ye çevrildi. Dünyada İngilizce olarak da yayınlanacak. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Biz tabii iki yapım şirketiyiz. İki yapım şirketinin de kendisine daha önce yapmış olduğu uzun metraj sinema filmleri var. AFP Production'la Avangard Yapım bu işe ortak girdi. Senaristimiz çok iyi bir senarist. 2 tane kitabı var Erdoğan Eğrik. Ve yine yönetmenini Seyitan Kartal'la beraber paylaştı. Burada tabii 59 saniyede izleyiciye bir şey vermek çok önemli. Ve bu işin bir matematiği var. Yani senaryosu da aslına bakarsanız bu matematiğe göre yazıldı. Tabii çünkü yani zaman kısıtlaması çok önemli. Çünkü yani biz şeyde ustayız. Hani 10 dakikalık sahneyi 1,5 saate çekip dizi yapabiliyoruz. Ama bunun tam tersini yapmak söz konusu şu kesinlikle anda burada. Kesinlikle. Çok hiç kolay bir iş değildi. Çok zor bir işti. Fakat şöyle söyleyebilirim. Bu çalışmaları gerçekleştirdikten sonra işte kastı yaptık, mekanları belirledik. Aslında gerçekten uzun metraj bir sinema filmi ya da işte 30 dakikalık bir bölümü olan bir dizi çekiyormuş gibi biz bu çalışmayı gerçekleştirdik. Yani hemen hemen bütçeleri aynı olmasa da yine de hani ciddi bir bütçe tabii. Sonuçta yine de oyuncular, kast, ortam tabii vesaire, ki, kameralar, çekimler. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Şimdi tabii dijital bir dünyada yaşıyoruz. Biliyorsunuz hani konvansiyonel mecralar var, bir sürü kanal. Ama bunun yanı sıra dijital platformdaki dizilerin izlenme oranları inanılmaz bir hale geldi. Ve hal böyle olunca biz de dijital tarafta yerimizi almak istedik. Çünkü nesil o tarafa doğru gidiyor. İnsanlar internette yaşıyor, insanlar sosyal medyada yaşıyor. Sosyal medyada geçirdiğimiz zaman sayısı inanılmaz bir artış gösterdi. Ve bu farkındalığı yaratıp burada kendi gücümüzü de göstermek istedik aslına bakarsanız. Ve biz eğer yapacaksak ilk defa yapılan bir şeyi yapmak ve bunun altına imza atmak istedik. Çok da güzel bir prodüksiyon oldu. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok mutluyuz. Güzel. Zaten teaser'ını daha önce biz Chip Online'da yayınlamıştık. Hani şu anda sosyal medyada da dolaşıyor. Şimdi yavaş yavaş diziden söz etmeye başlayalım. Diziden söz etmeden önce değiştirdim. Konu değiştirdim. Nasıl bir sistemle yayınlanacak? Şimdi ilk olduğu için haftada bir mi? Kaç bölüm? Daha öncesinden duyuru olacak mı? Evet. Vesaire. Ve hangi kanallardan ulaşmaya çalışıyorsun? Yani sizin kendi Instagram kanalınızdan herhalde. Evet. Daha sonra sosyal medyada paylaşacak. Evet, aynı zamanda evet. Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya kanallarında da paylaşacak mısınız diye böyle upuzun bir soru sorup tamam, hemen sizden upuzun bir cevap alalım. Şimdi ilk önce biz tabii Instagram hesabımız var. @eşikdizi. Oradan teaser'ımızı yayınladık ve bölümlerimizi oradan yayınlayacağız. 59 saniyeden haftada ikişer bölüm olmak üzere 10 bölümle dizimizi bitiriyoruz. Ama tabii başka dijital platform ve web tarafından tabii teklifler almaya başladık. Hani ilk bölümü onlar yayınlamak istiyorlar, kendi sayfalarında paylaşmak istiyorlar. Biz ilk önce kendi Instagram hesabımızdan paylaşacağız, kendi Twitter hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız ve Facebook'tan paylaşacağız. YouTube kanalımız şu an hali hazırlık aşamasında. Bölümleri oradan vereceğiz. Şu anda montajda. Şubat gibi girmeyi planlıyoruz. O gibi ne kadar gibi? Yani Şubat'ta bu yani ortasında belli bir tarih gibi belirlediniz mi? Yoksa hani montaja duruma göre ya da yayınlanma sezona göre mi gireceksiniz? Hayır. Bitince yani gerçekten içimize sindiği zaman bölümün bütün kurgu ve montaj aşaması evet diyeceğiz. Biz artık dizimizi verebiliriz. Çünkü burada tabii bir korku dizisi çekiyorsunuz. Bu işte bir aşk filmi çekmek gibi ya da bir romantik komedi çekmek gibi bir şey değil.
Ve şeyi de tabii mutlaka biliyorsunuzdur. Yani bu 2014 yılında bütün Türkiye'de Türkiye'de 10 tane korku filmi yapılmış. Evet. Bu 2015'te 22 filme çıkmış. 2016'da 28 film. Demek ki bizim ülkemizin insanları korku filminde ciddi bir rağbet var. Tabii şu da var orada yani. Onları incelemişsiniz yani. Oraya bir ilgin nasıl? O tür dizilere, korku filmlerine, korku dizilerine. Yani benim şahsi olarak ilgim bir yok. Bir patlama ben, var evet. Ben izleyicisinin ilgisiyle ilgileniyorum aslında bakarsanız. İzleyici neyle ilgileniyor? Evet biz yapım olarak bu tarafa doğru yönelmeliyiz. Bizim için önemli olan zaten izleyicinin ne istediği. Şimdi 60 film çekilmiş üst senede ama bakıyoruz ki bunların vizyona girmeyenleri de var. Çok kötü prodüksiyonlar da var. Korku filmlerinde prodüksiyon iyi olması, sesin, efektlerin bunlar inanılmaz önemli. Biz de işimize sinen bir iş olması için kurguyu hani ona göre düzenliyoruz ve yayın tarihini de ona göre ayarlayacağız. Evet yani özellikle prodüksiyon önemli. Şimdi Instagram dizisi deyince bir dakikalık bölüm deyince aslında her şeyi bir dakikaya sığdırmak ama aynı zamanda işte görüntü kalitesi, çekim kalitesini de ciddi bir şekilde düşünmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi korku filmi yapmak hani bir fikir, güzel bir fikir, ilgi de duyulan fikir ama eğer çok kötü prodüksiyonlarla çok yalandan adamın kolu koptu yani böyle şey yalandan kan kırmızıya boyanmış kırmızı işte boya vesaire şey gibi facia oluyor. Bizde öyle bir şey yok. Çok gönül rahatlı söyleyebilirim. İnanılmaz bir plastik makyaj yaptık. Oyuncularda gerçekten ciddi bir emekti. Plastik makyajların bir tanesi zaten 1,5-2 saat sürüyor. Gerçekten bir Hollywood prodüksiyonu var işimizde. İzleyici zaten siz de mutlaka fark edeceksiniz. Biraz önce oyunculardan bahsettiniz. Evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Tamam. Yani kadrodan bahsedelim. Filmde kimler var? Kimlerle tanışacağız? Kimlerle görüşeceğiz? Ve ayrıca arka ekipte de yani bu projeyi destekleyen mutfakta çalışanlar kimler? Kimler var? Başrol oyuncularımızdan biri Erkan Çelik. Geçen sene sinema güzeli yarışmasında Türkiye ikincisi oldu ve iki tane sinema filminde de başrol oynadı. Bunların ikisi de korku. Dolayısıyla korku filmi tarafında zaten hani güzel bir aksiyon hali vardı, planı vardı ve yakışıyordu ve kendisiyle anlaştık. Onun sonrasında Gizem Nur Doğa ile anlaştık. O da birlikte Erkan Bey'le bir korku filminde yine oyunculuk yapmıştı. Arkadaşlarımızın performansı müthişti. Yine ekibimizde çok güzel oyuncular var. Eren Bey gibi, Seyitan Bey gibi. Hepsi inanılmaz yetenekler sarf ettiler. Çok dostane bir iş oldu. Senaryomuz dediğim gibi Erdoğan Bey'e yazdı. AFP Production'da Gökhan Kalafat'la beraber yine ortak bir prodüksiyon sergiledik. Aynı zamanda Post Production. Ha, Post Production'ı kim yaptı? Post Production Doktor Medya'ya emanet. Orada Doğan Hakın'la beraber çalışıyoruz. O da çok uzun zamandır bu sektörün içerisinde. Yani ekibimiz çok güçlü, çok kuvvetli. Dolayısıyla işini güzel yapan insanları birleştirdiğiniz zaman zaten totalde resmin bütünü de çok güzel çıkıyor. Çekimler peki, çekimler onu da soralım. Çekimler nerede yapıldı? İşte iç mekan, dış mekan, konu nerede geçiyor? İstanbul'da mı geçiyor? Senaryodan da biraz bahsedelim. Tamam, peki. Haydi bakalım. Senaryodan biraz bahsedelim. Aslında çekimlerimizde iki farklı bölge kullandık. Bir İstanbul içerisine çektik ve bir de Körfez'e yakın Tayakadın'da çektik biz Arnavutköy tarafında. Çünkü şöyle bir konusu var bizim dizimizin. Fikret orta yaşlarda bir adam ve bir sene önce karısını kaybediyor. Karısını kaybettikten sonra çok eğitimli, vizyoner bir adam ama kendini kapatıyor ve şehir dışında bir yere yerleşiyor, bir eve yerleşiyor. Ve yanında sadece bahçıvanı Kasım var. Ve şöyle bir iddiası var. Diyor ki aslında diyor Esma diyor ölmedi, onu diyor öldürdüler. Ve diyor onu öldüren 3 tane adamın diyor ikisini de diyor ben öldürdüm. Bunu gidiyor polise itiraf ediyor. Ama polis psikolojik sorunları olduğunu düşünüyor. İnanmıyor. Ama polis de bu 2-3 tane adamın nerede olduğunu bilmiyor. Araştırıyor ve geceleyin Fikret ruhlarıyla uğraşıyor. Mücadele ediyor. Burada işte efektler vesaire içeriye giriyor. Acaba Esma öldürüldü mü? Bu 3 tane adam kim? Fikret neyle karşılaşacak? Gerçekten öldürülenler bulunacak mı? Yani böyle bir merak. Aynen. Bir aksiyon. Yani normalde hani dizilerde plot twist olur ya. Bu böyle iki bölümde bir plot twist izleyeceğiz gibi geliyor bana. Evet kesinlikle öyle. Bence hani çok postu yapılacak, çok capslere yapılacak bir dizi olacağını düşünüyorum. Güzel yani büyük ihtimal yayına çıkar çıkmaz da hani sosyal medyada böyle bir ışık hızıyla paylaşılacak gibi düşünüyorum. Evet. Hani ne kadar çok kişiye tabii ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi. Bunun tanıtımını nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yani?
Türkiye'de geniş bir internet kullanıcı kitlesi var. Evet, milyonlarca video izleniyor. Hı-hı. İşte Instagram'lar paylaşılıyor, ediliyor. Fakat eğer insanlar sizi görmezse ya da duymazsa, bilmezse aslında yoksunuz. Tabii ki. Tabii o yüzden nasıl bir planınız var? Medya planınız var? Şimdi Instagram üzerinden zaten reklam çalışmalarımıza başladık. Çok kısa bir sürede videomuzun neredeyse 13.000 üzerinde kişi izledi. Bu izleyici sayısını zaten görebiliyoruz videonun altından. Tabii Facebook, Twitter ve Instagram gibi bütün dijital mecralarda zaten reklam çalışmalarımıza başlattık. Onları yürütüyoruz. Aynı zamanda da konvansiyonel PR'ı kullanıyoruz. Yani bütün dijital alanlarda neredeyse dediğim gibi 150'ye yakın web sitesinde, hani Anadolu Ajansı dahil, zaten haberlerimiz yayınlandı. Şimdi özel röportaj için talepleri alıyoruz. TRT'den biz ilk biz kaptık valla. Evet, aynen. Onlar düşünsün gerisini artık. Aynen, ilk önce ilk ben bunu akşama da yayınlarım ben bunu. Böyle 100 kere de döndürüm. Süper oldu. Ben de çok mutluyum burada sizlerle olduğumuz için, anlattığımız için. Bizim için de bir ilk diziyi anlatırken. Devamı gelsin. Hem konvansiyonel hem dijital bütün mecralarda bütün tanıtım faaliyetlerini profesyonel, stratejik bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Güzel. Şimdi ne demiştik? 10 bölüm. 10 evet. Bölümde peki konu wrap up edilecek mi? Yani bitecek mi? Yoksa devamı, hani duruma göre devamı çekilecek mi? Devam edecek mi bu proje? Aslına bakarsanız tabii biz bitecek gibi çektik filmi. Hı. Bitecek gibi hazır. Bir sonuca ulaşıyor yani. Evet, tabii ki bir sonuca ulaşıyor. Hani kimin nerede ne olduğu vesaire belli. Bütün merak edenler orada sonunda dizide ne olduğunu görüyor. Ama şimdi o kadar çok talep alıyoruz ki bu belki dijital mecralardan gelen, hani büyük mecralar, hani Netflix gibi, Blue TV gibi, Pu TV gibi kanallardan gelen tekliflere göre de belki diziyi bambaşka bir noktaya getirebiliriz. Onları da şu an ekip olarak düşünüyoruz, yönetmenlerle, senaristlerle nasıl yürürüz diye. Ama şunu biliyoruz ki mutlaka bu yaptığımız işi görenler bizi dijital mecrada çok güzel bir dizinin yapımcısı olarak, hani altına imza attığımızı görecekler kısa zamanda. Şey düşüncesi var mı? Evet, bu dizi çekiliyor ama yani gidip bu kadar kısa bölümler çekilmiyor. Yani büyük planlar çekiliyor, uzun planlar. Bunlardan daha uzun metrajlı bir şey çıkarma gibi bir planınız var mı? Tabii ki var. Hatta biraz uzatalım, 59 saniyenin üstüne çıkıp biraz YouTube kanalında hani daha 15'er dakika verelim. Çünkü çok yazıyorlar insanlar. Demek ki istiyorlar. Biz de eğer istiyorlarsa yapacağız. Öyle bir hani kısa sürede tüketilmesi ve hemen arkasından bunun devamı ne zaman gelecek diye sorması. Haftada 2 gün belki de yeterli olmayacak dediğim gibi. Evet, çok bekleyecekler. Haftada 2 günü hangi günler olarak düşündünüz? Onun daha kararını verdik. Daha kararını verdik ama akşam yayınlanacak kesin kararını. Evet, yani insanlar evlerinde. Prime time'de yayınlayacağız. Güzel, harika. Yani Instagram'ın prime time'ı dediğimiz saatlerde insanların en çok paylaşım yaptığı zamanlarda sizi göreceğiz gibi gözüküyor. Çok güzel. Peki, teknik olarak bir şey daha soracaktım. Yani normalde filmleri hep 16 ya 9 izlemeye alıştık. Şimdi Instagram'da bu nasıl olacak? Nasıl şey yapıyorsunuz? Yani kare olarak şey görüntü aslına olacak. Aslına bakarsanız biz aynen 16 9 yerleştiriyoruz ve herkes o şekilde izleyecek. O şekilde izleyebilecek. Aynen öyle. Aynen tamam. Özel bir özel bir kesme crop falan filan söz konusu değil şu an. Yani onu tabii kurgu daha iyi anlar ve daha iyi açıklar. Ama biz ne sinema filmi formatında yerleştiriyoruz, ne üstlerden boşluk kalacak tabii ki. Onu kare yapmamız çok mümkün değil. Tabii çünkü ki sinema formatına uygun değil, sizin de bildiğiniz gibi. O yüzden bu şekilde izleyecekler. Tamam, ama diğer mecralarda da o şekilde mi olacak? Yani diğer mecralarda mesela YouTube'da sinema kanalı gibi normal izleyebilecekler tabii ki. Tamam, büyük ihtimal tabii, HD olacak değil tabii mi? Ki. Yani, tabii ki. HD olmayana kız vermiyorlar. Tabii ki. Aynen öyle. Çok güzel. Peki paylaşmak istediğiniz başka detaylar var mı izleyicilerimize? Eminim çok merak edenler olacaktır. Ya bir de size ayrıntılar için nasıl ulaşabilirler? Bütün bu şeyleri verelim. Instagram, Twitter, Facebook nerelerden ulaşabilirler diye. Bütün Instagram hesaplarımızın hepsi aynı. @dizi. Twitter'da, Instagram'da, Facebook sayfalarımız da öyle. Muhtemelen zaten YouTube sayfamız da aynen öyle olacak. Bu mecralardan bize ulaşabilirler. Biz DM'lere, Instagram'dan gelen mesajlara elimizden geldiğince hızlıca geri dönüyoruz, cevap veriyoruz. Fan sayfalarımız açıldı enteresan bir şekilde bu sabah. Onlara da bir şekilde cevaplar veriyoruz, soru soranlar oluyor. Aynı zamanda tabii bizlere mail atabilirsiniz. İşte Avangard Yapım'ın ve AFP Production'ın web sitelerinde mail adreslerimiz var. Yine burcakiliman@gmail.com'a mail atabilirsiniz. Görüşlerinizi iletebilirsiniz. Paylaşımlarınızı storylerde zaten yayınlamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda değil. Aynı zamanda peki kendi projesi olanlarla da ilgileniyor musunuz? Böyle dijital dünyada birçok projesi olan insan var çünkü. Ve bunlar hepsi bir çıkış yolu arıyorlar kendilerine. Evet, ve çok güzel şeyler de çıkıyor zaman zaman. Biraz da ondan bahsedelim. Yani bu proje sizin ürettiğiniz, kendi mutfağınızdan çıkan
bir proje. Peki genç yeteneklere, genç senaristlere ya da oyunculara şans verme gibi bir projeniz var mı ileride? Bu böyle bir şey tutarsa. Yani ileride tabii ki neden olmasın. Nihayetinde senaryo, fikir çok önemli. Burada hayata geçirmeden önce ekipmanınız var ve bu işin nasıl yapıldığını biliyorsunuz ama iyi senaryonuz yok, iş çöp. Dolayısıyla genç beyne, genç fikre kapılarımız her zaman açık. İlk önce zaten hedeflediğimiz şey bizim kendi projemizi sağlıklı bir şekilde hayata geçirmek ve bunu gerçekten iyi bir noktaya getirmek. Onun sonrasında tabii ki bizim herkese kapımız açık. Konuşuruz. Onlar için neler yapabiliriz? Ortak bir prodüksiyon içerisine girebilir miyiz? Zaman gösterecek. Tabii ki zaman gösterecek. Bir de yine merak edilen sorulardan biri gelir. Geliri nasıl düşünüyorsun? Yani bu projeden gelir kaynağı olarak bu projede neyi kullanacaksınız? Evet. Şimdi aslına bakarsanız bazen gelir sağlamadan geleceğe yatırım yapmak en evet, büyük tabii, gelir o da, kaynağı. O da. İlk önce biz tabii bir gelir elde etmenin dışında geleceğe yatırım yapıp daha sonra yapacağımız güzel projeler için ismimizi duyurmaktan yana olduk. Bununla beraber tabii ki sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor. Yani bir sunar olabilecek mi dizide, olamayacak mı? Onun şu an çalışmalar gösterecek. Tabii ki bu bir gelir kaynağı. Ama olmasa zaten bizi yoran bir şey değildi maddi olarak. Biz kendimiz karşılayabilirdik yapım şirketi olduğu için. Güzel, bir de korkunç ürün yerleştirme oluyor. Öyle bir şeyler olmayacaktır diye ümit kesinlikle ediyoruz. Kesinlikle yok yok. Hayır, dizinin içerisinde asla ürün yerleştirme yok. Ama eğer bu diziyi sahiplenmek isteyen bir marka varsa seve seve tabii ki kapımız açık. Nihayetinde bir ilki onlar da şahitlik etmiş olacaklar. Evet, desteklemiş çünkü bu olacak, dünyanın ilk Instagram korku dizisi. Onlar da bu markayla, bu diziyle isimlerinin geçmesini istiyorlarsa bizim onlara da kapımız açık. Böyle bir gelir hedefimiz var. Onun sonrasında zaten başka dijital pilot platformlar için bir ortaklık yapıp zaten dizi projesini hayata geçiriyor olacağız. Güzel. Peki başka ileride yani yavaş yavaş zaten canlı yayınımızın sonuna geleceğiz. Bütün detayları verdiniz. Çok evet, hızlı evet. bir şekilde şey yaptık. Instagram böyle hızlı bir dünya ya. Bir aynen dakikada biz de ya canlı yayını sanki bir dakikada bitirmemiz gerekiyormuş gibi bıdı bıdı konuştum ben de. Evet. Peki bu bittikten sonra başka projeleriniz olacak mı? Ve de hep korku mu olacak? Başka konular mı? Yani başka janrları deneyecek misiniz? Tabii ki olacak. Senaristlerimiz de zaten yazmaya devam ediyorlar. Belki şimdi tabii romantik komedi var, drama var, projelerimiz var hayata geçireceğimiz. Belki de Instagram'da konuşulan tek yapım şirketi biz olacağız. Onu bilemiyorum. Yani gelecek nasıl? Çünkü kimse hani bunu yapmadı. Çok kolay gibi görünüyor ama dediğim gibi matematiği var. Yani 59 saniyede bir şeyler anlatmak üzerine yazılan bir senaryo var zaten. Bu kolay bir şey değil. Tekrar Erdoğan hocam adından çok teşekkür ediyorum. Süper bir iş çıkardık hepimiz. Ama devamını da yapacağız evet. Yapacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka için. Bir şey var mı dizi hakkında? Bizi takip edin. Eşik dizi. Eşik dizi. Instagram'dan. Güzel. O zaman ben şimdi yavaş yavaş canlı yayını kapatayım. Daha sonra daha kulis bilgilerini öğrenmek için kamerayı kapattıktan sonra tamam, tekrar konuşuruz. Türkiye'de yerli teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla hazırladığımız ve her hafta ekranlarınıza getirdiğimiz Chip TV Tech Talk canlı yayınlarında bu hafta Türkiye'nin, dünyanın ilk Instagram korku dizisini konuştuk. Mercek altına aldık. Dizinin yapımcısı Burçak Ilıman'la beraberdik. Kendisi birkaç dakika içinde, yaklaşık 15 dakika içinde bize bütün detayları verdi. Hızlı bir şekilde konuyu kapattık. Bu haftalık canlı yayınımızın sonuna geldik. Haftaya yine teknolojinin dehlizlerinde dolaşmaya, başka bir konuyla, başka bir konukla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyelim. Ve bir de unutmayalım. Neydi? Eşik dizi. Evet, Eşik dizi Instagram'dan takip edin. Görüşmek üzere.